evlilerden ayrıldıktan sonra ilk günümüzü bir evin çatı katında geçirdik. O gün ilk defa kendi kendime bir hesap yaptım. O kadar kötü bir netice çıktı ki inanamadım. Şimdiye kadar hep kendi gayret ve çalışmamla geçindiğimi zannediyordum. Halbuki elimdeki avucumdaki birkaç kuruşu sarf etmekten başka bir şey yapmamışım. Bu hesap ve düşüncelerle sabahı etmişim. Karşıdaki caminin minaresinden ezan okunurken Zeyniler köyünden getirdiğim evrakı çantama doldurarak Marif Müdürlüğü'ne gittim. Kim? Efendim ne memleket ne memleket. Dünyanın masrafını yaparlar, sonra kendilerine bir kartvizit bastırmazlar. Hademe doğru dürüst isimlerini söyleyemez. Bir keşmekeştir gider. İdarede deli petrol sisteminden şaşmayacaksın. Memurun hususi hayatına da karışacaksın efendim. Hakkı haliniz var muhterem beyefendimiz. İsabet buyurdu. Durma be adam, çağır gelsin kimse. Efendim, Fransa'nın en büyük gazetecilerinden biri kalkıyor buraya geliyor. Sen çekil bakayım şimdi şuradan. Dün gece valinin ziyafetinde yalvardılar. Avrupa görmüş adamsın, gel bizi temsil et dediler. Memleket vazifesi dedik, gittik. Ne ziyafet, mon cher quelque chose d'insupportable. Ben olmasam Avrupalıya rezil olacaktı herifler. Neyse, qu'est-ce que nous disions? Daha ağzımı açar açmaz hayran oldu adam. Marif sistemimiz içinde birkaç müspet yazı koparmaya muvaffak olduk. Ne demek bu? Düşünün bir kere, bir Avrupalı! Avrupalı mon cher! Evet? Efendim, ben de. Kartvizitiniz var mı efendim? Efendim, ben de. Buyurun işte! Geçenlerde mekteplere birer tamim yollamıştık. Muallimler kartvizit bastırsınlar dedik. Anlayan biri gelsin, kafa! Kime anlatırsın mon cher? Ah, Avrupa! Avrupa! Evet! Ben Zeyniler Köyü muallimesiyim. Kim? Hani kapanmasını istediniz mektep? Aha! Evrakı teslim edin ve sonra... Insupportable mon cher! On ne comprend rien mon cher ici! Siz de dışarı çıkın bakayım! Quelle horreur! Bu devirde hala püsküllü perde! Avrupa'ya rezil olmamak işten bile değil azizim! Son seyahatimde Londra'dan dönerken... Sen hala gitmedin mi hanım? Beyefendi, söylemeye utanıyorum, fakat... Ah Avrupa! Daha doğru dürüst konuşmasını bile bilmiyoruz mon cher. Mesela, küçük hanım cümleyi tam ortasında kesiyor. Niçin mi, pourquoi? Çünkü yok, noksan. Fransız kültürünü mecbur tutacaksın bu memlekette mon cher. Dites voyons, qu'est-ce que vous désirez? Neymiş arzunuz? Çok müşkül vaziyetteyim. Eğer hemen bir iş vermezseniz... Münhalimiz yok! Il n'y a pas de place vacante, je vous dis, vous ne comprenez pas? Münhal yok! Yoksa Türkçe'de mi anlaşılmıyor artık bu memlekette, mon cher? Aha! Çandarlı diye bir köy var ama... Berbat! Écurie! Comment est-ce qu'on dit en Türk? Nasıl derler Türkçe? Ahır! Ahır! Mizer! İsterseniz istidanınızı yazın. Evet, bir cevap. Cevap! Oh, bonjour mes amis, mais quel plaisir de vous voir ici parmi nous! Oh, madame! Ah, mais quel musée splendide, mon cher! Chers amis, Feride, nous l'appelons Chalkouchou. En français, ça veut dire... Enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes institutrice? Oui, d'une petite école de village. Oh, mais non! Mais si, siz Fransız bildiğinizi daha önce niçin söylemediniz? Söylemeye fırsat bırakmadınız ki efendim. Oh, ne memleket mon cher ami! Fransız bildiklerini bile söylemeye üşeniyorlar mon cher. Sizi... Evet.
Sizi Darül Muallimat'a Fransızca muallimi tayin ediyorum. Yarın işe başlayacaksınız. Derhal, derhal. Oh, mon cher. Imagine vous que cette petite... Deminden beri sana onu sormak istiyordum. Fırsat olmadı. Nişanlın da oldu Feride. Niçin evlenmedin onunla? Cevap vermiyorsun. Nerede şimdi? Geçen sonbaharda onu kaybettim. Doğru mu? Öldü demek. Seni hangi rüzgarın buralara attığını şimdi anladım. Onu çok severdin değil mi? Saklama küçüğüm. İtiraf etmekten kaçınırdın ama bunu herkes bilirdi. Birkaç defa seni görmeye gelmişti. Hiç kimseye benzemeyen bir hali vardı. Onu sevmemek mümkün değil diye konuşmuştuk aramızda. Zavallı kardeşim. Bir genç kız için sevdiği nişanlısının ölümünü görmekten daha büyük felaket olamaz. Onu çok severdi değil mi küçüğüm? İtiraf etmekten çekinirdin ama herkes bunu bilirdi. Deli gibi severdin onu. Zavallı Feride. Bir genç kız için sevdiği nişanlısını kaybetmekten daha büyük felaket olamaz. Zavallı Feride. Zavallı. Ertesi sabah Darül Muallimat'ta derse başladım. Muavine hanım beni doğru müdürün odasına götürdü. Hoş geldin kızım, Allah mübarek etsin. Rahatsız etmeyeyim efendim, biraz sonra gelirim. Yok be kızım, teklif mi var? Biz kendine senin baban sayılırız. Sen bayağı çocukmuşsun kız. Benim muallimelerim kendine öz kızlarım demektir. İlla ve lakin ciddi olmalılar. Değil mi Şehnaz Hanım? Evet efendim. Geçenlerde biri bir halt yiyecek oldu, kolundan tuttuğum gibi attım sokağa. Şimdi seni talebeye takdim edeceğim ama ve lakin... önce yıka şu yüzünü. Yüzümde bir şey mi var efendim? Ha? Bak, buluşuruz ha! Süslenmek, boyanmak kadın kısmının tabii hakkıdır ama... İlle de muallime kısmının yüzü boyalı sınıfa girmesi katiyen caiz olamaz. Boyalı değilim efendim. Küçük hanımın yüzünü Cenab-ı Hak boyamış mı dedi. Bir damla bile boya yok. Allah Allah! Allah Allah! Kız, anan sana süt yerine gül reçeli mi emzirdi? Allah Allah! Hadi yürü bakayım. Buyurun. Yusuf abi, canım. Canım abicim. Bak Feride Hanım geldi. Senin hatırını sormaya geldi. Yusuf, Yusufçum. Aç gözlerini, ipek böceğin geldi. Onu görmeden ölürsen çok yanarım. Abi, abicim. Akşam Bursa'daki evimde son gece. Yarın erkenden hareket ediyorum. Bu hadiseden sonra burada kalamazdım.
Herkes Şeyh Yusuf Efendi'nin ölümüne sebep olan İpek Böceği'ni merak ediyor. Zavallı Şeyh'in ümitsiz aşkı ağızdan ağza dolaşıyordu. Arkadaşlarımın yanına bile çıkmaya utanır olmuştum. Naklimi istedim. 2 gün evvel emir geldi. Çanakkale Rüştiyesi'ne tayin etmişler. Zavallı çalı kuşu. Sonbahar rüzgarlarına kapılmış kuru bir yapraksın artık. Burası sakin, şirin bir asker memleketi. Yerli olsun, yabancı olsun, kimin babasını, kardeşini, oğlunu soracak olsanız ya asker ya zabit. Müdüremiz ciddi, hanım hanımcık bir kadın, beni gayet iyi karşıladı. Talebelerime gelince, onlarla da bir günde kaynaştık. Sadece aralarında bir paşa kızı var ki, Abdurrahman Paşa'nın kızı, büyümüş de küçülmüş gibi kavruk azametli bir kız. Nadide hanımefendi bir şey öğrenmekten ziyade arkadaşlarına gösteriş yapmak için geliyor mektebe. Muallimeler arasında Nazmiye diye İstanbullu bir kızcağız var ki beni ilk gördüğü andan itibaren peşimi hiç bırakmadı. Şehir halkına gelince herhalde boğazlarına çok düşkün olacaklar. Zira nereye gitsem hep gülbe şeker adlı bir tatlıdan bahsediyorlar. Ne tuhaf ad, gülbe şeker. Gülbe şeker hatırı için paşa hazretleri. Aa, bak bu oldu. Getir imzalıyı. Şifa niyetine. Ne şifası be? Gülbe şeker niyetine. Nesine oynuyoruz? Bir gülbe şeker tasviri. Allah be, yolunda ölen şehit. Abacım, nedir bu gülbe şeker? Bir tatlı galiba yavrum. O kadar bahsettiler ki canım yemek istemiyor. Ama herhalde çok güzel kokulu olmalı. Kim komşu Kurban Efendi beni öperken... ...oh, mis gibi gülbe şeker kokuyor ha, dedi. Bilmem. Belki. Ben yokken derslerine iyice çalışacaksın küçük hanım, anlaşıldı mı? Yemeği bile ateşe koyarım abacım. Biraz sol. Allah rızası için. Bekle, şimdi getirdim. Allah kimseyi gurbete düşürmesin. Garip bırakmasın. Nerelisin sen? Samsunlu. Askere geldik. Bir daha dönemedik. Ha, köylüye benzemiyorsun. Samsun'un içindeyim. Ama konuşman Karadenizli'ye benzemiyor. Ailece Çankırılıyız. Niye dönmüyorsun memleketine? Bir kere düştük yollara. Hayatımı yazsam destan olur. Su gibi aziz ol. Allah seni sevenlerine bağışlasın. Allah benim gibi kara sevdaya düşürmesin. Buyurun efendim. Feride Hanım, talebelerinizden Nahide'nin ablası sıfatıyla sizi bugün paşa babam ve annem namına davet cüretinde bulunduğum için affınızı rica ediyorum. Emrinize tahsis edilen araba kapınızda bekleyecek. Teşrifinizle bizleri ihya edeceksiniz efendim. Ne diyeyim ben? Buyurmaz mısınız kızım? Aileniz hakkında hiç malumat vermediniz yavrum. Eskice bir ailenin fakir düşmüş kızıyım efendim. Siz bu güzellikle ve meziyetlerinizle iyi bir yere gelin olabilirsiniz. Ne dersiniz kızım? Belki efendim. Ama ben alnımın teriyle geçinmeyi daha münasip buluyorum. Çalışmak ayıp değil. Tabii, tabii ama... Mesela
sizi iyi bir ailenin oğluna isteseler. Bana layık görülen şeref için teşekkür ederim fakat... Anne, Muallime Hanım'a bahçeyi göstermek istiyorum. Tabii arzu ederlerse. Müsaadenizle. Paşa babam buraları sırf gül bahçesi yapmak için satın aldı efendim. Bütün fideleri İtalya'dan getirdi. Hemen şu köşeye dönünce... Görmek ister misiniz? Tabii. Aa! Nereden çıktın sen? Efendim, amcazadem İhsan'ı size takdimde bir mahsur görmezsiniz. Bilakis memnun olurum. Birinci Ordu Erken Harbiye'den Yüzbaşı İhsan. Marif Ordusu'nun küçük zabitlerinden biri de. Tabii, beni tanıdınız. Evet efendim. Göstermiş olduğum o cüretten dolayı affınızı rica ederim. Arkadaşlarımla bahse girmiştim de. Efendim? Yanlış anlamayın Feride Hanım. İhsan abinin bütün arkadaşları size hayranlar. Ama hiçbiri sizinle tanışmak şerefine erişemedikleri için... ...aralarında ilk defa onunla kim konuşacak diye bahse girmişler. İhsan abim de bir kolayını bulup amelelerin arasına girmiş. Sonra... Affedildiğimi öğrenmeden sizden ayrılmak istemem Feride Hanım. Barıştık mı efendim? Hı hı. İhsan'ı nasıl buldunuz kızım? Çok iyi bir gence benziyor. Huyu da, tahsili de kendisi gibi güzeldir. Terfi an Beyrut'a tayin edildi. İhsan, Abdurrahman Paşa'nın yeğenidir. Kendi öz oğlum gibi severim onu. Sizi pek beğenmiş. Sizi Allah'ın emriyle İhsan'a istiyorum kızım. Cevabınız yavrum. İhsan Bey'in iltifatı benim için büyük şeref. Fakat maalesef mümkün değil efendim. Ama biraz evvel onu beğenip takdir ettiğinizi söylemiştiniz. Yanlış anlaşılmasın efendim. Ben sadece evlenemeyeceğimi söylüyorum. Ama İhsan çok... Çok üzülecek. Maalesef efendim. Müsaadenizle. Nilhal yok kelimesinin manasını anlayacak kadar tecrübeliydim artık. Bu aylarca, aylarca sürecek sıkıntıların, üzüntülerin, kırılan ümitlerin bir başlangıcı olacaktı benim için. Önce sığındığımız ufak otelin odasında geçen uykusuz geceler... ...sonra gittikçe artan para sıkıntısı... ...anneciğimden, ailemden kalan son birkaç hatıra... ...ve sarrafların elinde eriyen küçük servetim. Parmağımdaki yüzük, boynumdaki kolye... ...annemin yadigarı bir bilezik... ...hepsi birer birer gittiler. Sıra boynumdaki altın madalyona geldi. Son çare olarak onu da uzattım sarrafın insafsız ellerine. Aybaşıydım, kirayı vermemiştim. Ufak tefek borçlarım olmuştu. O para da geldiği gibi eriyip gitti. Oteldeki son gecemi hiç unutmadım. O gün Marif'ten gelirken yolda hafif bir baygınlık geçirmiştim. Açtım, bitaptım, kuvvetsizdim. İki gecedir küçücük yavrumu besleyebilmek için aç yatıyordum. Sonra o sabah Reşit Bey'in mektubu geldi. Kızlarına Fransızca muallimeliği yapabilmem için beni Karşıyaka'daki köşküne davet ediyordu. Bir iki parça eşyamızı topladığımız gibi Munise ile erken de... Marif mekteplerinde sürünüp de ne yapacaksınız? Kızlarıma Fransızca dersi verirseniz... ...size köşkün en güzel odasını da tahsis ederim. Ama ben yalnız değilim beyefendi. Bahsettiğiniz şu küçük yavruysa başımızın üstünde yeri var. Size kızlarımı takdim edeyim. Büyük kızım Ferhunde, küçük kızım Sabahat, oğlum Cemim.
amcamın küçük oğlu. Bu da büyüğü. Fena değil ama küçüğü daha güzel. Şimdi de günün sürprizi. Sıkı durun kızlar. Resmi gören düşüp bayılıyor. Ne kadar güzel. Şuna bakın çocuklar. Aha, harika bir şey. O kadar ümitlenmeyin. Evli. Şansa bak, evliymiş, gördün mü? Feride abla, görmek istemez misin? Tamam, Feride abla da çarpıldıktan sonra söz yok. Ne buyurur efendim? Ya, kim acaba? Çok bahtsız bir genç abla. Gençliği zehir olmuş zavallının. Vah vah, çok da bahtsız. Teyzesinin kızını sevmiş. Kız Hoppa'nın şımarığın biriymiş. Hatta bunun için adına çalı kuşu derlermiş. Kız zavallıyı kahırdan kahıra sürüklemiş. Nihayet evlenmelerine bir gün kala evden kaçmış. Kaçmış mı? Kamuran eniştem, kendisi Münevver teyzemin kocası olur. Yemeden içmeden kesilmiş. Aramadığı yer kalmamış zavallının. Bir türlü izini bulamamış. Ben kızın teyzesini de gördüm. Mesima Hanım. Zavallı kadın. Çocuklar gibi ağlıyordu. Bilmem böyle güzel ve nazik bir gence işkence eden adi pis mahluklara ne denir? Kalpsiz. Az bile. İyi geceler. Korkmayın, benim Cemil. Affedersiniz, birden tanıyamadım karanlıktan. Uykum kaçtı. Mehtap'ı beklemeye çıktım. Mehtap'ın zamanı değil ki efendim. Nasıl değil? Şu merdiven başında doğan pembe Mehtap'ın aydınlığı acaba tabiatın hangi kudretinde var? Affedersiniz, kabalık ettim. Çok affedersiniz. Yaptığınızda bir fevkaladelik yok. Hizmetçi kız mürebbiye evlatlık gibi ayak takımına böyle muamele etmek adettir. Konağınızdaki vaziyetim bunlardan farklı değil Cemil Bey. Bilseniz ne kadar mahcup. Merak etmeyin, kimseye bahsedecek değilim. Yarın sabah rastgele bir bahaneyle ayrılacağım aranızdan. İyi geceler efendim. Kamuran, senden nefret ettiğim için uzak memleketlere kaçmıştım. Şimdi nefretim o dereceyi buldu ki bu uzaklık bile kâfi gelmiyor. Senin yaşadığın, nefes aldığın dünyadan uzaklara kaçmak istiyorum. Evet yavrum. Niye yapmadınız küçük hanımın işini? Efendim, minhal yoktu. Nasıl olmaz? Şey, Reşit Bey, yani sizi beklememizi söylediler efendim. Hem bakın, bir dakika. Anlaşıldı kızım. Şimdilik seni Kuşadası Mektebi'ne gönderiyorum. Kışa merkeze alacağım. Hiç merak etme. Çok teşekkür ederim efendim. Kuşadası'nı belki de rahat bir yer olmadığı için sevdim. Derslere başladığım andan beri ortada bir muharebe lafı dolaşmaya başladı. Sonra seferberlik, cephelerden gelen ilk haberler. Küçüklerimin birçoğunun cephede babaları, abileri var. Hepsine büyük adamlara mahsus bir mahzunluk çöktü. Sonra bir sabah kumandanlıktan bir emir geldi. Mektebi yaralıların tedavisi için hastane haline sokacaklarmış. Bu arada ilk yaralıları getirmeye başlamışlardı. Bir sabah elindeki tek tük eşyayı kilere naklettirmeye çalışırken arkamdan aşina bir ses "Vay küçük!" diye bağırdı. "Gene mi sen?" "Doktor bey,
Benim ilerideki doktor bey. Söyle bakalım, ne işin var burada? Biliyorsunuz ben muallimeyim. Memleket memleket dolaşıyorum. Şimdi de buraya tayin ettiler. Gel benimle. Hala mı haber yok? Kimden doktor bey? Seni böyle memleket memleket gezdiren kimse ondan. Yanılıyorsunuz. Dudakların yalan söylemesini öğrenmiş ama gözlerin... Bu mektepte hocasın değil mi? Evet. Neydi o müsibet köyün adı? Zeyniler. Her ne bu. Neyse. Orada hasta bakıcılık ettirmiştim sana. Burada da yardım edersen memnun olurum. Ha senin mini mini yavruların, ha benim ayıcıklarım. İkisi de ruh itibariyle birbirlerine öyle benzerler ki kızım. Aynı temizlik, aynı çocuk yüreği. Ah! Bağırma be ayı, karı mısın, erkek misin? Habire ha! Aslan gibi olacaksın be! Güreş tutacağız seninle! Seni gidi ayı! Ayı ha! Ulan zehir mi bu? İç be! Ulan iç! Her şeyle iç! Der! Turp gibi olacaksın! Kendi elimle evlendireceğim seni! Bak ayı, evlenme lafını işitince nasıl da güler! Dayanacaksın evladım! Ha gayret! Ha. Çoğu gitti oğlum, hadi evladım! Ha bismillah! Ha bismillah! Ah ayıcığım benim! Ah ayıcığım! Allah'ım! Sen şifa ver şu aslanlara! Amma da ameliyat oldu be! Ameliyat değil, terzilik mübarek! Aslan gibi binbaşı! Bir bomba suratının yarısını ve kolunu harap etmiş! Ondan sen meşgul olursun artık! Gel içeride! Binbaşım! Binbaşım! Kolundaki yaralar ağır değilmiş. Hayrullah Bey tamamıyla iyileşeceğini söylüyor. Ama yüzünde şakağından çenesine kadar bir yara varmış ki... ...balıklara yem diye atsan yüzünü gene yemezler dedi. Zavallı. Sargılarını değiştirirken benim yanında olmamı istemiyor. Bütün bir ömür boyunca çirkin... ...inanılmaz derecede çirkin kalmak azabına dayanamayacağı o kadar belli ki. Gene de tabiat yardım etti. Ümit ettiğimizden daha kısa bir zamanda iyileşti. Bir sabah odasına kahvaltısını götürmüştüm ki... Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Çorbanızı getirdim. Oh, sargılarınızı çıkarmışsınız. Affedersiniz. Tahammül edemedim. Edemeyeceğim. Ama İhsan Bey, bu şekilde giyinmeniz hiç doğru değil. Kendimi aynada görmek istedim. Daha doğrusu, suratımı. Siz de görmek ister misiniz? Nasıl? Beğendiniz mi? Evet. Sadakanızı kabul etmiyorum. Yanılıyorsunuz. Yeter! Hiçbir zaman sizi avutmak geçmedi aklımdan. Yüzünüze gelince...
Ruh güzelliğine, yüz güzelliğine hiçbir zaman değişmem. Bunu bana uzun bir hayat tecrübesi öğretti İhsan Bey. Balıklara yem olmaktan başka bir bol, yani bir şeye yaramaz. Hele senin gibi kızlar yok mu? Metelik bile vermezler insana. Beni biraz olsun tanıdığınızı sanıyordum. Geç o lafları bir kalem. Hayatımı biliyorsunuz. Bütün esrarımı zorla çaldınız ağzımdan. Benim de çok güzel bir nişanlım vardı. Beni aldattı diye silip attım kalbimden. Nefret ediyorum ondan. Yüzüme diyorum şuraya, gözlerimin içine baksana sen. Baksana, sen onun için senelerdir çıra gibi yanıyorsun be. O hayvana gelince seninle beraber kendisine de yazık etmiş. Bu aşkı o başkasını da zor bulur. Sevgi senin çocuk gözlerinden böyle uyku gibi akıyor kız. Boşuna saklama, hata etmişsin. Ne olursa olsun o sersem oğlanın yakasını bırakmayacaktın, mesut olacaktın. Kusura bakma küçük. Bunları sana söylemem doğru değildi. Bir bol şey yedik işte, üsteleme. Göreceksiniz bak, ondan ne kadar nefret ettiğimi ispat edeceğim size. Üniformanızı ne kadar da göreceğiniz gelmiş. Son ümidim o benim. Birinci bombanın yarım bıraktığı işi ikinci bombanın tamamlaması lazım. Bu surattan başka türlü kurtulmanın imkanı var mı? Böyle söylemeyin. İsterseniz bahtiyar olabilirsiniz. Mesela zararsız bir kızla evlenebilirsiniz. Aileniz, çocuklarınız olur. Her şeyi unutursunuz. Bu kadar temiz kalpli olduğunuzu bilmesem, benimle eğlendiğinize hükmederdim. Ben, bir genç kızın suratıma gülmeden bakabileceği günlerde bile hoşa gitmemiştim Feride Hanım. Hatırlarsınız herhalde. Yanlışınız var. Boşuna konuşmayalım. Size her şeyden ziyade ruh güzelliğine kıymet verdiğimi söylemiştim. Belki o zamanlar sizi tanımamış olabilirim. Ama meslek haysiyetinizi ve hayatınızı bile tehlikeye atarak beni, ufacık bir köy muallimesini müdafaa edişiniz, Burhan Bey'le mücadele edişiniz ruhunuzun asaletini ispata yeter de artar bile. O hareketinize karşı bu zavallı köy muallimesi ömrünü niye sizin için vakfetmesin? Beni böyle olmayacak hayallere sürükleyip büsbütün bedbaht etmeyin. İhsan Bey, ben sizinle evlenmeyi rica ediyorum. Beni kabul ediniz. Göreceksiniz sizi ne kadar mesut edeceğim. Bugünden itibaren benim için bir yabancıdan, bir düşmandan başka bir şey değilsin Kamuran. Bir daha seninle hiçbir zaman karşılaşmayacağımızı bildiğim halde, senin nişanlın olarak o hissi bir türlü gönlümden, kalbimden söküp atamamıştım. Bütün nefretime rağmen ben her zaman bir parça senindim. Ama bugün ebediyen ayrıldık. Artık arkamdaki harabeye bakmaya bile cesaret edemeyecek kadar ayrıldım senden Kamuran. O ne? Geliş mi? Evet. Ölünceye kadar minnettarım size. Bana emsalsiz bir gece geçirttiniz.
Sizinle evlenmeyi arzu ediyorum diyen sesiniz sabahlara kadar tatlı bir name gibi kulağımda çınladı durdu. Ömrümün sonuna kadar bu asaletinizi unutmayacağım. Ama bu gecenin ötesi olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Ama ümitsiz bir sakata verilecek bir aşk sarakasını kabul edemem. Beni yanlış anladınız. Ben de niye sizi kimse anlayabildi mi acaba? Siz dünyanın bütün iyiliklerine layıksınız Feride Hanım. Bana gelince böyle bir teklifi kabul edemeyecek kadar şerefli bir askerim. Bırakın kendi yolumda öleyim. Birkaç saate kadar gidiyorum. Sizi bir daha kim bilir nerede, bütün temennim ikinci bombanın birincisi kadar merhametli davranmaması. Ölünceye kadar minnettarım size. Yaralı bir abiyle kimsesiz küçük kız kardeşin macerası burada bitiyor galiba. Allah'a emanet olun. Ateş gibi yanıyor doktor bey. Sabaha kadar kesik kesik öksürdü durdu. Öksürükten ne olur abacığım? Zeynelerde de ben öksürük olurdum, unuttun mu? Bir şeyci yok, aslan gibi maşallah. Hadi sen hastaneye bakayım hadi. Siz gelmiyor musunuz? İhtiyaten iki doktor arkadaşa haber saldım. Biraz daha muayene edeceğim. Doktor bey. Hadi işine kız. İki saattir size dal kavukluk ettiğim yetmedi mi? Şimdi de izahat mı vereceğiz yani? Hadi hadi! Bak hala duruyorlar. Tövbe tövbe yahu. Bir de bana küfürbaz derler. Hadi! Aç ağzını kızım. Daha aç. Fırın kapağı gibi. Hadi, sen de içeri biraz uyuman lazım. Ama durup da ne halt edeceksin burada? Kız git diyorum, bak yine ağzını açtıracaksın. Hadi. İnşallah kurtulur. Elimden geleni yapıyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Yalvarırım, müsaade edin onu göreyim. Mutlaka göreceğim, hakkınız yok mani olun. Zannettiğinizden daha kuvvetliyim doktor bey.
Munis'e Akdeniz'e karşı bir tepenin üstünde yatıyor. Onu kaybettikten sonra doktor Hayrullah Bey beni bir an bile yalnız bırakmadı. Evine, şehirden ilerideki çiftliğine götürdü. Her sabah onunla birlikte buraya gelir, yavrumun en sevdiği çiçekleri başucuna bırakırdık. Artık hayatta hiçbir tesellim kalmamıştı. Ne yapacağımı bile düşünemiyordum. Ancak bu iyi kalpli insana daha fazla yük olmaya yüzüm yoktu. Gideceğim doktor Bey. Ne dedin, ne dedin? Yediğin haneye bak be! Ağzını tuttuğum gibi kulaklarına kadar yırtarım. Ama yanınızdaki misafirliğim çok uzadı. Gideceksin ha? İyiye git! Ama nereye? Ben de bilmiyorum. Alırım ayağımın altına. Doktor Bey! Ulan bir de bana küfürbaz derler. Size çok yük oluyorum. Zevzekliği bırak! Bundan sonra ne dersem o olacak. Yere bırakmam seni. Allah cezanı versin. Aslan gibi kızı berbat et. Bu kadar müsibet ve felaket niye geliyor başımıza? Niçin harpten, kandan, zelzeleden kurtulamıyor ümmeti Muhammed? Hep bu aşiftelerin ve ırz düşmanlarının yüzünden. Şeriat elden gidiyor. Namus elden gidiyor. Mekteplerimize fahişeleri muallime diye verirlerse, gavur mektebinde okumuşlar hekimlik ederse, ümmeti Muhammed ne fuhuştan kurtulur, ne de rezaletten. Hırs düşmanı köpek, 60 kahveyi evine sabahlara kadar zevku safa edermiş. Hoca Hayrettin söyledi. Çalgı çalıp içki içerken gözüyle görmüş. Bu kadar ehli iffet, ehli sünnet dururken bacak kadar çocukları mekteplere verirlerse rezalet de olur, fuhuş da olur. İçin geliyor başımıza bunca felaket. İşte hep bu yüzden. Yaz, malimelik şerefini ayaklar altına alarak Hayrullah Bey namında bir miralayla gayrimeşru münasebet tesis ettiği ve evinde kapatma olarak den'i ve şen'i ef'aline devam ettiği sabit olmakla iş uzat. Eşşol eşekler, hayvan! Tövbe olan! Kız! Kız Feride! Buyurun doktor bey! Gel buraya! Al eline kağıt kalemi. Ha, mektup mu yazdıracaksınız? Hayır, istifanı. İstifa mı? Ama... Otur diyorum sana. Açtırma ağzımı, geç yaz. Geç! Geç! Hadi yaz. İzmir vilayeti... Mümeyiz olacak o deyyusun eline verirsin. Ayrıca kendisiyle iki çift lafım olacak. Bir yere kaçmasın, sabaha geliyor. Hadi. Ama doktor bey, hiçbir şey anlamıyorum bütün bunlardan. Anlama kız, daha iyi. Ama hakkım! Hakkın tabii. Bak kız... Felaketi ağır ağır haber vermek... testereyle adam kesmeye benzer. Sen kız... hayatın türlü sillesini yedin, söyle ya... bu kadar insan, kuş kadar bir çocuğun üstüne çullanırsa ne olur ölür. Dua et ki Allah karşına benim gibi çürüye atılmış bir ihtiyar çıkardı. Seni korumak benim boynumun borcu. O yazdırdığım istifa var ya, ondan bütün ahlaksızların, namussuzların suratına tükürdün kız. Seni benim kapatmam metresim olarak ilan eden bütün o pe... Dur. Korkma yavrum. Daha gençsin. İyi ve güzel günler göreceksin. Ben vaat ediyorum sana. Kız, pişman etme beni söylediğime. Bilakis çok iyi ettiniz. Artık burada duramayacağımı anladım. Keşke ilk günden itibaren ayrılsaydım yanınızda. Nereye gidecektin? Yeni bir maceraya mı? On parasız, ümitsiz, kalbi kırık... hayatın yeni bir sillesini yemeye mi? İstanbul'a, ailenin yanına dönmene imkan var mı? Hayır. Onlar benim için ebediyen yok artık.
Bak kız, seni iyi bir gençle evlendirsen. Affedersin kız, sormam bile hataydı. O melun herif kalbini öyle bir yer etmiş ki söküp atman kabil değil. Bak kız, hayatta hiç korkun olmasın. Benim servetim ikimize yeter de artar bile. Zaten paramı ne yapacağım diye düşünüp duruyordum. Senin saadetinden iyi nereye sarf edebilirim? Yalvarırım, takdir etmeyin beni. Sizden hangi sıfatla böyle bir para yardımı kabul edebilirim ki? Ayıp kız, ayıp. Birbirimizle bu kadar kaynaşıp anlaştıktan sonra ortaya böyle bir söz atman ayıp. Sadece ölmek istiyorum doktor bey. Ömrümde yemediğim bir haltı yedireceksin bana. Hüngür hüngür ağlatacaksın. Ulan ne kararsız kızsın be. Benim gibi ihtiyar bir arkadaşın, baban yerinde bir adamın ufak bir yardımını kabul etmeyecek kadar mağrursun ama bu çirkefte, bu cehennemde ne yaparsın tek başına? Seni evlendirmek istemem, ailenin yanına göndermeye çalışmam hep bunun içindi. Paran yok, pulun yok. Çalışma imkanın kalmadı. Burada yanımda oturmana bile müsaade etmez bu yobaz dünyası. Bu sabah mahalle namına kaymakama bir heyet gitmiş. Seni mahallenin namus ve iffetini kirlettiğin için kovmasını, buradan sürmesini rica etmiş. Ne yapacaksın yavru kuş? Nereye gidersen git, damga buranda. Haksız şüpheler her zaman hayatını zehirleyecek. Gidersen bu zavallı ihtiyardan başka kim koruyacak seni? Ölmek istemekte haklıymışım değil mi? Dünyanın acısını gördüm ben kız. Kollarında nice gözler kapandı, nice hayatlar söndü. Ama seni Azrail'e kolay kolay bırakmam kız. Sıkı dur, senden son çareye başvuracağım. Seni şeriata uygun olarak nikahıma alacağım. Doktor bey! Tek laf istemem. Hazır ol Feride. Hemen yarın yapacağım muameleyi. Acı tesadüf. Maceramla beraber hatıra defterimin de son sayfasına geldim Kamran. Bunun içinde ne söyledim, ne yazdımsa hepsi senin içindi. Yanlış, çok yanlış hareket ettiğimi artık itiraf edeceğim. Her şeye rağmen seninle mesut olacaktım Kamran. Her şeye rağmen seviyordum. Sevildiğimi de biliyordum. Ama kafi gelmedi. İstedim ki pek çok sevileyim. Kamran, ben seni sevmesini senden ayrıldıktan sonra öğrendim. Aşkın hiçbir genç kız ruhunu benim kadar yıprattığını zannetmem. Bu gece evlendim. Şu anda birbirimizden ayrılıyoruz. Çünkü aramızda geçen her şeye rağmen sen yine bir parça benimdin. Bense bütün ruhumla seninim. Gir. Kız, sen daha yatmadın mı? Lan bu ne hal? Ne arıyorsun odamda? Yoksa... Utanmaz arlanmaz. Hay Allah cezanı versin. Ulan insan babası yerindeki adama... Tövbe tövbe yarabbim, Allah. Böyle gecelikle üryen üryen odama gelmeye hiç utanmadın mı? Baba, benim babamsın sen.
Kamuran oğlum, Kamuran. Affedersiniz enişte, dalmışım. Gerçi yarını tazelemek istemiyorum ama kendini bu kadar kapıp koyuvermen hiç de doğru değil evladım. Elimde değil enişte. Önce karımın ölümü, sonra kendi rahatsızlığım, nihayet bütün ailenin gözü önünde her an, her saniye suçlu olarak yaşamanın verdiği ıstırap. Oğlum. Devil etmeye kalkmayın enişte. Feride'nin hatırası, hayali hiçbirinizin gözünden, kalbinden silin. Hepiniz bu ayrılığın bütün günahını bana yüklüyorsunuz. Ne yazık ki haklı olarak daha dün Müjgan'a Feride'den bahsedecek oldum. Onun adını ağzına almaya hakkın yok dedim. Ama kimse senelerdir benim çektiğim acıyı sormadı. Anlamak istemedi. Hele onun bir ihtiyarla evlenip Anadolu'nun hücra bir köşesinde bir çiftliğe çekildiğini duyduğum günkü acıyı... İsteseydin tekrar onu aramıza getirebilirdin. Cesaret edemedim enişte. İzini bulduğum zaman Bursa'daydı. Bütün şehir hastalıklı bir musiki muallimiyle olan aşkından bahsediyor, dedikodular ayyuka çıkıyordu. Her şeye rağmen gidip kendimi affettirmek istedim. Tam o sırada hastalık yapıştı yakama. Feride'yi de Çanakkale'ye sürdüler. Sonra oradaki rivayetler, dedikodular... Hayatındaki ikinci budalalığı bu yalanlara inanmakla işleyen sen... Evet. Ne yazık ki hakikati anladığım an iş işten geçmişti. İkimiz de ayrı birer yuvanın bekçisi olduk zamanla. Bugün benim karım öldü. Feride ise aksi bir ihtiyarın yanında ömrünü zehretmeye devam ediyor. Ona karşı günahkarım enişte. Ama kendisini nasıl sevdiğimi, onu her an, her saniye nasıl özlediğimi, ayrılığın şuramı nasıl kavurduğunu anlatamam sana. Acaba ölmeden onu bir kere daha görebilecek miyim enişte? Seni tekrar göreceğimi hiç ümit etmiyordum Feride. Sevincimi anlatacak kelime bulamıyorum. Teşekkür ederim Kamuran Bey. Ne güzel çocuğunuz var Kamuran Bey. O kadar sevdim ki gelir gelmez arkadaş olduk. 10 gün evvel İstanbul'a gelmiştim, teyzelerimi de ziyaret ettim. Bu arada sizleri de görmeden edemedim tabii. Zaten Tekirdağ gezmeye alışmış insanlar için ne kadarcık yer, değil mi Kamuran Bey? Kızım, nereden çıktı bu bey lafı? Hiç olmazsa Kamuran abi değil ben. Sahi. Abi dememe müsaade eder miydiniz? Bırakın enişteciğim. İçinden nasıl geliyorsa öyle söylesin. Karınızın öldüğünü işittim, çok üzüldüm. Allah onun ömrünü bu yavruya bağışlasın. Siz miydiniz? Girebilir miyim? Rutubetin nazlı vücudunuzu üşütmesinden korkmazsanız... ...size nefis bir Anadolu ikramı yapmak için bundan iyi fırsat olmaz. Bana daha ne kadar siz diye hitap etmekte ısrar edeceksin? Kamuran Bey derken beni ne kadar incittiğinin farkında mısın? Süt ister misiniz? Feride, rica ederim. Şekerim nasıl olsun? Zahmet oluyor sana. Rica ederim. Bizim gibi Anadolu kadınlarının kendimizi beğendirmek için... ...ev işi görmekten başka bir cazibemiz yok ki. Üşüdüm galiba. İster misin Besime teyzem, deli kız oğlumu üşüttü, hasta etti diye paylasın beni. Dur şunu sarayım boynuna.
buraya seninle biraz baş başa kalıp konuşabilmek ümidiyle gelmiştim. Aradan geçen bu kadar seneden sonra belki birbirimize anlatacağımız... Sütüm de soğudu. Bu kadar seneyi bana nasıl geçirdiğini anlatmayacağım. Eniştenin resmini görmek istemez misin? Yüzüne dikkatle bak Kamran. Sen hayatında bu kadar dürüst, bu kadar mert bir insan yüzü gördün mü? Allah mesul etsin. Bu misafirliğini biraz daha uzatmanın imkanı yok. Çalı kuşu artık başka bir yuvanın annesi. Onun da yolunu bekleyenler var. Kamran. Beni lafa tuttun, ikramda kusur ettim sana. Şu çöreklerden yemeyecek misin? Ama bunlar benim elimin marifeti. Adına da gülbe şeker diyorlar. Beğendin mi gülbe şekeri? Beğendim. Sevdin mi? Sevdim. Bir daha söyle. Sevdim. Öyle değil ki Amran. Ben gülbe şekeri sevdim de. Ben gülbe şekeri sevdim. Bir kere daha Amran. Ben gülbe şekeri çok, çok sevdim de. Ben gülbe şekeri çok, çok sevdim. Ben gülbe şekeri senin tahmin edemeyeceğin kadar sevdim. Hayrola enişte, çok durgunsunuz bugün. Ne var, bir şey mi oldu yoksa? Feride. Evet. Kocasından mektup almış, ilk vasıtayla yarın İzmir'e dönüyor. Aziz eniştem söyledi. Galiba yolculuk varmış. Seninle şu koruluğa kadar gidelim Feride. Hem konuşur hem dertleşiriz. Peki, çarşafımı alıp geleyim. Hayır. Sana itimadım yok. Bekle bir dakikacık, şimdi geliyorum diyeceksin. Ve kim bilir ne vakit ve nasıl geleceksin. Ne güzel uçuşuyorlar değil mi? Sen de yarından sonra bunlar gibi uçup gideceksin diye. Müjgan söyledi. Hocandan mektup almışsın. Doğru mu Feride? Evet. Arkanda bırakacaklarından ayrılmak sana pek mi tatlı gelecek? Kendi yuvanda mesut yaşarken harap ve perişan bıraktığın başka... Başka birinin ıstırabı seni hiç üzmeyecek. O ayrılığı hiçbir zaman ben istemedim. Gitmeye... Hemen gitmeye mecbur musun? Evet. Yalvarırım, hiç... Hiç olmasa da birkaç gün Feride. Niçin? Niye, yeter artık. İkimiz de ayrı birer yuva sahibiyiz. Biliyorum. Keşke hiç dönmeseydim Feride.
Seni bir daha görmemeye öylesine alıştırdım ki kendimi. Ama şimdi tekrar o melek yüzünü, cıvıl cıvıl sesini, o... Bırak beni de gideyim. Feride, ben Gülbe Şeker'i deli gibi seviyorum Feride. Daha uyumadın mı? Hayır. Niçin karanlıkta oturuyorsun? Aydınlık közler mi yakıyor? Ne var, bir şey mi oldu yoksa? Feride... Yoksa kaçtı mı gene? Telaş etme. Fevkalade bir havadisim var. Feride biraz evvel benim odama geldi. Müjgem dedi. Bugüne kadar yalnız sana kalbimi açabildim. Şu anda sana söyleyecek mühim bir sırrım var. Bana yemin edeceksin. Sırrımı ben buradan gidinceye kadar saklayacağım. Yani... Yarın sabah. Evet. Kollarımda nasıl ağlayıp çırpındığını görmeni isterdim. Buraya dünyada en çok hürmet ettiği insana... ...yani kocası Hayrullah Bey'e verdiği bir sözü yerine getirmek için gelmiş. Feride şu anda dul bir kadın. Kocası 3 ay evvel kanserden ölmüş. Feride. Oh, niçin sakladı bizden? Kocasının son arzusu... ...bu zarfın senin eline geçmesiymiş. Feride'nin bütün ailesiyle... ...ve bilhassa seninle barışmasını istiyormuş. Zavallı kız, kocasının ölüm döşeğinde bu vasiyeti yerine getireceğine dair yemin etmiş... ...ve buraya seni bulmaya gelmiş. Ama bir türlü açıklayamamış sana. Bıraktığı şu zarfı... ...yarın vapur hareket ettikten sonra verecektim sana. Ama dayanamadım, al oku. Beraber okuyalım. Kamuran Beyoğlu, size bu satırları yazan adam, mektubun elinize geçmesinden önce dünyaya yuf borusunu öttürüp ahirete göçmüş olacak. Kendi öz kızı gibi sevdiği bir yavrucağa son bir hizmet etmek arzusudur ki beni son nefesinde böyle bir harekete mecbur ediyor. Oğlum, Feride'ye karlı bir kış günü ücra bir köyde rastladım. Bu şirin, meleklerden masum kızı hangi melun talih bu köye atmıştı? Beni olmayacak fedakarlık hikayeleriyle aldatmaya çalışıyordu. Ben onun İstanbul'da bıraktığı kaçtığı o hissiz kafasız sevgilisi miyim ki bu ağızları yutayım? İkinci tesadüfümüz bir hastanede oldu. Yanımda hasta bakıcılık, hatta bana asistanlık etti. Hikayesini dirhem dirhem söküp aldım ağzından. Ama iş işten geçmişti artık. Biz evlenmiştiniz. Çocuktur, gençtir, belki bir gün unutur diye bekledim. Sonra bir gece hatıra defteri geçti elime. O zaman yaranın ne kadar derin olduğunu anladım. Zavallı defterine bütün hayatını yazmıştı. O zaman senden ümidimi kestim. Ve yaşadığım müddetçe onu korumaya karar verdim. Bir taraftan da sizi adım adım takip ederdim. Karınızın öldüğünü öğrendim. Bu esnada benim de hastalığım ilerlemeye başladı. Ancak birkaç aylık ömrüm kalmıştı. Bir sabah onu yanıma çağırdım. Vasiyetimi bildirdim. Kendisini senin ayağına gönderiyorum. Gene senden kaçmaya kalkarsa... Öleceğini bilsen de bırakma. Emin ol ki kollarında ölürse zevkinden ölmüş olacak. Aramızdaki nikaha gelince sadece bir oyundan ibarettir. Onu sana çiçeklerden daha saf ve temiz olarak gönderiyorum. Sana gelince değil Feride'yi mahallenin çopur köpüğüne bile layık görmem. Ama gel gör ki zamane kızlarına laf anlatmak kabil olmuyor. Senin gibi hissiz, kalpsiz heriflerin nesini beğenirler bilmem ki. Merhum Hayrullah. Enişte, enişte. Evet kızım. Nereye gidiyoruz enişte? Rıhtıma yavrum. Ama enişte bu orman yolu. İlahi kızım, görmedin mi Rıhtım'da tamirat var. İstanbul'a vapur ilerideki kömür iskelesinden kalkıyor. Oğlum arabacı, biraz daha çabuk sür. Baş üstüne bey. Bey yavrum. Niye durduk enişte? Buradan ayrılıyoruz kızım.
Hazır gelmişken bir de çiftliğe uğrayayım dedim. Hadi yolun açık olsun. Bütün yaptıklarınız için tekrar tekrar teşekkürler enişte. Evde herkese selam. Yağmur Ana, ondan gizlice kaçtığın için kim bilir ne kadar üzülecek. Hiç, hiç selam yok mu ona? Geç kalmıyorum enişte. Peki yavrum, peki. Allah mesut etsin seni. Kocanı her ne kadar tanımıyorsam da hürmetlerimi söyle. Enişte. Evet kızım. Kamuran'a da selam söyleyin enişte. Arabacı, arabacı! Çıldırdın mı sen? Devireceksin arabayı. Dur diyorum sana. Bak durmazsan bağırırım. Bağır bakalım. Ha? Dönsene sen bakayım. Ev ne dersiniz efendim? Bu senin yaptığına haydutluk derler. Ya senelerdir senin yaptığını ne demeli? Bak ama beni derhal rıhtıma. Hangi rıhtıma? Vapur kalkalı bir saat oldu. Ne? Gece evdeki bütün saatleri geri aldım. Hatıra defterini Müjgan okuttu bana. Bırak bu manasız ısrarı Feride. Birbirimizi seviyoruz. Seni seviyorum. Deli gibi seviyorum. Bırak beni Kamran, bırak diyorum. Bırak.